Bugün hiç beklediğim gibi geçmedi. Hem menü yorumlarına yanıldım hem de masa çok hareketliydi. Ökkeş Bey'in çorbası kesilmişti. Ben çorbasını hiç beğenmedim. Arı sıcaktı, önümüze gelen çiğ köfte etliydi. Büyük riskli bir yemek ama bence yenilebilirdi. Ana yemeği olan Urfa kebabı çok güzeldi. Lavaşları güzeldi. Ama bulgur pilavını beğenmedim. Diriydi çok. Patlıcan ezmesini değerlendirmeye fırsat olmadı maalesef. O da çok tatsızdı. Salatası yenilebilir bir salataydı. Tatlısı olmamıştı maalesef. Ökkeş Bey'e verdiğim puan 4. Bugün masada çok ilginç şeyler yaşandı. Ökkeş Bey'in masa düzenini ben beğenmedim. Kendisi ağırbaşlı bir ev sahipliği yaptı. Açıkçası olan olaylarda biraz aksiyon almasını isterdim. Çorbası kesikti. Hiç güzel değildi. Çiğ köfte etliydi. Fena değildi. Ana yemeği Urfa kebabı çok güzeldi. Ama yanında sunduğu bulgur pilavı ve ezme güzel değildi. Ben salatasını beğendim. Tatlısı da kötüydü ama yenilmeyecek kadar değildi. Ökkeş Bey'e puanım 5. Bugün hiç yaşanmasını istemediğim pişmanlık duyduğum şeyler yaşandı. Buradan bir kez daha Sinem Hanım'dan özür diliyorum. Diyecek fazla bir şey yok. Çorba kesikti. Nohutlar çok kötüydü. Etli çiğ köfte geldi önümüze. Bu devirde etli çiğ köfte kim yer Allah aşkına? Urfa kebabı olmamıştı. Beğenmedim. Altındaki pilav dipdiriydi. Pişmemişti. Patlıcan ezmesi şekerliydi. Tadı güzel değildi. Salatası fena değildi. Tatlısı olmamıştı. Masa düzeni ve salatası için Ökkeş Bey'e verdiğim puan 3. Abin sofrası çok hararetli geçti. Yemekleri çok lezzetliydi. Bence çorbası da güzeldi. Ama çorbadaki nohutlar harbiden bozulmuş gibiydi. Ara sıcaktaki çiğ köfte de çok güzeldi. Urfa kebabına ben bayıldım, aşırı güzeldi. Patlıcan ezmesini beğenemedim. Bulgur pilavı güzeldi. Salatası tam bir gavurdağ salatasıydı. Ama tatlısı maalesef olmamıştı. Masa düzeni güzeldi. Ökkeş abi misafirperver bir ev sahipliği yaptı. Ona 7 puan veriyorum. Lezzetli yemek var çıkardım. Urfa yöresini güzel tanıttım. Tatlım maalesef olmadı. Nasip kısmet. Simay Hanım düşük bağ vermek için bahane üretmeye başlayınca Sinem Hanım sinirlendi. Belki biraz sesimi çıkartsaydım iyi olurdu. Bugün sezonun ilk bölümünü çektik. Çok yoruldum ve çok sinirlendim. Gerildiğimiz anlar oldu. Ama tekrar tekrar konuşup sinirlenmek istemiyorum. Ökkeş Bey'in çorbası kesilmişti. Nohutları mayhoştu. Ara sıcağı ve ana yemeği çok güzeldi. Etten anladığı belliydi. Bulgur pilavı biraz diriydi. Patlıcan ezmesi olmamıştı. Salatası çok güzeldi. Tatlı da kuru geldi. Umarım bu gerginlikler yarışma boyunca sürmez. Haftaya Zühre Hanım'la görüşmek üzere. Ökkeş Bey rakiplerinden 19 puan alıyor. Bakalım ikinci hafta yarışmacısı Zühre Hanım'ın gününde neler yaşanacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, videolarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.